Merhaba. 14. dersimize yani birinci kurun en son dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde ilk kuru tamamlayacağız. Yani pesleriyle, tizleriyle, notaların yerleriyle artık bütün kademelere, bütün notalara hakim olmuş olduk. Şimdi bu derste son kısmını yapacağız ve bitireceğiz artık. Az önce icra ettim eseri. Eser zor gerçi. Yani bu kısmı, tiz kısmı zor. Fark ettiyseniz çok sade geçtim. Çünkü buralarda çarpma yapmak zor. Sade yapmak lazım. Zaten tiz notalar. Bu teknik detayını daha ileride anlayacaksınız. İsterseniz hemen esere girelim. Nerede kalmıştık? İkinci satırın son ölçüsünden başlayacağız. Arada es vardı. Biz onu birleştirdiğimiz zaman o ese dikkat etmemiz gerekiyor. Ama şimdi biz ikinci satırın sonundan başlayacağız. Evet, şöyle. Tabii tiz sesim yetmeyebilir. Bayağı tiz yani. Ben neyde bile zorlanıyorum. Okurken daha da zor. O yüzden detone olabilirim. Çok fazla kulak asmayın. Notaya odaklanın. Ben kız neyin aynı akort olması, kulakta farklı bir şey olmaması açısından ben aynı tonda vermeye çalışıyorum sesleri. Evet, şöyle. Do si la sol. Do si la si la sol fa do si la la sol fa mi fa fa mi re la sol fa mi re do si mi re do re do re do si la si. Evet, bu kadar. Hemen isterseniz neyle icrasına geçelim. Tabii ben önce parmaklarla göstereceğim. Burada la diyezlere dikkatinizi çekeceğim zaten. Bir de burada fa natürelimiz var. Ona dikkat ettikten sonra gerisi bildiğimiz şekilde. Şöyle. Do re mi re do do re do si si la sol do si la si la si la sol fa do si la la sol fa mi fa fa mi re la sol fa natürel mi re do si mi re do re do re do si la si. Evet, bu kadar. İsterseniz bir de icra edeyim. Burada mi notası yani tiz Hüseyin'in notası biraz pes kalabilir. Oralarda yatarak müdahale edebiliriz. Benim neyimden biraz pes çıkıyor açıkçası ama her neyden benim kadar pes çıkmıyor. Orada kafayla do'yu daha yatık vermemiz lazım. Ben çalarken kafama dikkat ederseniz orada biraz yatıracağım. İnşallah ses çıkar açıkçası zor yani her neyden de mi çıkmıyor. Evet, başlıyorum.
kadar. Birkaç nokta üzerinde durmak istiyorum. Birincisi mi'ye dikkat edin. Yani bakın mi notası, yani tiz yüzeyin notası pes kalır. Şöyle flediğimiz zaman pes kalır bakın. Bu tutmuyor. Onun için kafayı yatırarak yapıyoruz. Bakın şöyle. Yani onu kulağınızda doğru sesi biliyor olmanız lazım ki tam sesi verirsiniz. Bakın şöyle. Burada da tiz notalarda dikkat etmeniz gereken ikinci şey alttan perde boş bırakmamak. Yani alttan şunları kapalı tuttuğumuz zaman ya bunu attığımız zaman si'nin doğru çıkmasına engel olabilir. Hatta hiç çıkmayabilir. Bakın. Yani bunlar sesi bozabilir. O yüzden alttan mümkün mertebe alttan kapalı perde bırakmamak lazım. Özellikle mi notasında bunlardan hiçbirisini atmamanız lazım ki ses doğru gelsin. Gibi. Evet. Bu iki şeyi gösterdikten sonra, dikkatinizi çektikten sonra geri kalanı artık sizde bitiyor. Buraya geçebilirseniz artık sizin notayla ilgili veya sesle ilgili probleminiz kalmamış demektir. Bütün sesler çıkıyor demektir. Dem sesler hariç. Dem sesler için ayrı bir ders yapmayı planlıyorum. Bu birinci kurumuz. İkinci kurda neydeki süslemeler ve çarpmalarla ilgili alıştırmalar yapmayı planlıyorum. Şimdilik bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri de açmayı unutmazsanız yeni derslerden haberdar olursunuz. Hayırlı geceler diliyorum.